İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Efendim bugün iki konuğumuz var. Nesteren Davutoğlu ve Önder Algedik arkadaşlarımız. Sizinle bugün seçim güvenliği konusunu aktaracağız ve adil seçim için seçim güvenliği platformunu tanıtacağız. Evet, Nesteren Davutoğlu'nu kısaca tanıtmak istiyorum. Nesteren hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk, merhaba. Evet, Nesteren iletişim uzmanı, demokrasi için birlik başta olmak üzere birçok sivil oluşumda gönüllü olarak çalışan bir arkadaşımız. Önder Algedik, sen de hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İklim değişikliği ve enerji alanında uzman olarak çalışıyor. İklim, Enerji, Çevre Sorunları Araştırma Derneği Başkanı ve 350 Ankara.org iklim aktivist grubunun da kurucularından. Nesteren, Önder ve ben Adil Seçim için Seçim Güvenliği platformunun da gönüllüsüyüz. Evet, Önder öncelikle bize 2018 süreci de dahil olmak üzere, 2018 deyince tabii Adil Seçim platformunu kastediyorum. 2018'de dahil olmak üzere sivil toplumun seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bugüne kadar yaptığı çalışmaları kısaca özetlemeni rica ediyorum. Memnuniyetle. Şimdi şöyle başlayalım. Aslında Türkiye'de Gezi'den sonra Gezi'deki iradenin siyasete sirayet etmesi için aslında insanlar sandıklara yüklendiler ve partiler üstü bir kolektif işbirliği yaptı. Mesela Ankara'da Ankara'nın oyları gibi, Türkiye'nin oy ötesi gibi pek çok oluşum kuruldu ve aslında bütün bunların temel özelliği sandık güvenliğiydi. Yani seçim gününün güvenliğiyle uğraşan oluşumlardı. Bunlar Gezi'den sonra çok ciddi adımlar attı ama 2018'de çok önemli bir gelişme oldu. Sandık güvenliği meselesi çok daha üst bir organizasyona büründü ve Adil Seçim Platformu kuruldu. Adil Seçim Platformu seçim dönemi, o 60 gün içinde oluşan bir çalışmaydı. Seçim dönemi ve sandık günü, seçim günü, sandık gününde çalışan bir organizasyon oldu. Ve yaklaşık olarak 25'e yakın parti, sivil toplum örgütü, çeşitli oluşum, sendikalardan oluşan bir yapı oluşturdu. Orada çok önemli bir deneyimdi çünkü Türkiye çapında bir organizasyon olması, örneğin Türk Tepkiler Birliği, KESK gibi örgütlerin Türkiye çapında bu işe destek vermesi, örneğin bizim mesela Antipark Forum sadece Ankara üzerinde çalışması aslında çok eksenli bir birikim sağladı. Orada çok iyi bir iş yapıldı bence. Bir rapor hazırlandı ve o raporda seçim sisteminin ne kadar adil olmadığına dair 20 temel kriter üzerine karşılaştırma yapıldı. Bunu neden söylüyorum? Aslında bugün tartışmamızla çok alakalı. O 20 tane kriterin 5 tanesi Cumhurbaşkanı ile ilgili. Mesela Cumhurbaşkanı'nın kamu bütçesini kullanması, yetkilerini aşırı kullanması gibi 5-6 kriterle karşılaştırma yapılmıştı. Şimdi 2018'deki bu deneyiminden sonra çok Türkiye her sene bir seçime giriyor. Şu an seçim güvenliği platformu olarak daha farklı bir form ve ad aldık aslında. Farklı bir seviyeye taşıdık bu işbirliğini. Buraya dair temel farkı söyleyeyim, sohbeti oradan devam edelim. Şimdi şöyle bir resim çıkıyor. Sandıkta iradenin doğru yansımasını istiyorsak sandık günü önemli ama bunun anahtarı sadece sandık günü değil, seçim dönemini de kapsamak zorunda. Yani bir günü kazanmak istiyorsak 60 günü kazanmamız gerekiyor. Ama o 60 günde kazanmak istiyorsak önceki 360 gündeki seçim sistemi, mevzuat, düzenleme, yönetmelik gibi her tür birinci ve ikinci etkileri hesaba katmak gerekiyor. Dolayısıyla aslında seçim güvenliği dediğimiz şey o bir gün değil, o 60 artı bir gün değil, 360 artı 60 artı bir gün diyebileceğimiz bütünsel bir şey olmaya başlıyor. O yüzden de mesela seçim güvenliği platformu bu dönem çalışmalarını Gezi'den sonraki bir günlük sandık güvenliği yani sandık müşahitliğine sınırlı olmaktan öte bütün süreci kapsayan ve bütün partileri de kapsayan bir yapıya çevirdiğini söyleyebiliriz. Evet, bu arada tabii ki buradan hareketle şunu da belirtmekte fayda var. Adil Seçim Platformu 2 ay öncesinden yani 60 gün öncesinden çalışmalara başladığı için önceden alınması gereken birçok tedbiri, birçok
kontrolü de gerçekleştirme imkanını maalesef süre azlığından ötürü gerçekleştiremedi. Özellikle de bilişim sistemlerinin kontrol edilmesi, test edilmesi aşamalarında da bir takım eksikliklerimiz oldu. Buradan hemen şuna geçebiliriz. Adil seçim için seçim güvenliği platformu 2020 yılının Temmuz ayında çalışmalara başladı ama 2021 Eylül ayından da itibaren hız kazandı. Buraya ilişkin de kısa bir bilgi verirsen çok iyi olur. Memnuniyetle, aslında şöyle bir durum söz konusuydu. Şimdi biz eğer normalde aynı seçim sistemine gireceksek 2018'deki raporun daha iyisini yapıp oradaki eksikleri ve hatalarımızı, yapılan hataları giderip daha iyi bir hazırlık yapmak istiyorduk. Ama seçim kanunu değişirse bu işin formunu bozacaktı. O yüzden de bir hazırlık süreci yaşandı ve 1 Aralık'ta ilan ettik, seçim güvenlik platformu olarak varlığımızı ilan ettik. Komisyonlar oluşmaya başladı ve açıkçası hani Temmuz'dan bu yana hemen hemen periyodik olarak çalışmaya devam ediyoruz ve belli izleme, danışma, bilgi alma gibi çalışmalar yapıyoruz bu anlamıyla. Dolayısıyla hani seçim güvenliği platformu, adil bir seçim için seçim güvenliği platformu Aralık'tan beri resmi biraz farklılaştırılacak ama hakikaten çerçevesi belli bir şekilde çalışıyor. Ve son bir yıla yakın bir süredir de bu gayet sistematik olarak toplantılarını ve atölye çalışmalarını sürdürüyor. Evet, ben burada hemen senin bahsetmiş olduğun 1 Aralık 2021 tarihinde ilk çıkış, ilk kamuoyuna bilgi anlamını taşıyan Adil Seçim için Seçim Güvenliği platformunun kamuoyu açıklamasında hedefi belirten kısa paragrafı okumak istiyorum. Temel hedefimiz diyor, yaklaşan seçimlerde sandığa gidecek olan ve hangi partiye oy verirse versin, her seçmenin oyunun kullandığı gibi çıkması, seçimin adaletli bir şekilde güvenlikle sonuçlanmasıdır. Yaklaşık 60 milyon seçmenin her birinin isteği olduğuna inandığımız bu hedefe ulaşmak için bir araya geldik diyor amacı açıklarken. Kimler bir araya geldi? Çok kısaca onları da sıralamak istiyorum. Özellikle tabii ki sivil toplumu sıralamak istiyorum. Bunun dışında bazı siyasi partiler gözlemci olarak katılıyorlar. Halk Evleri ve Oy ve Ötesi de gözlemci olarak katılıyor seçim güvenliği platformu çalışmalarına. Sivil toplumu temsilen DİSK, KESK, TUMOP, Türk Tabipler Birliği, SODEV, Alevi Bektaşi Federasyonu, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği, Mülkiyeliler Birliği, ODTÜ Mezunları Derneği, Anıt Park Forum, Antikapitalist Müslümanlar, Demokrasi İçin Birlik, Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu, Hak ve Adalet Platformu, Seçim 2003 Yerel Medya Koordinasyonu, Sensiz Olmaz Hareketi ve Yurttaş Girişimi. Buradan hemen Nesteren'e aynı dönemi bir de senin değerlendirmeni rica edebilir miyim? Hem 2018 hem şu andaki mevcut seçim güvenliği platformu sürecini bir iletişimci gözüyle değerlendirmeni rica ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi 2018'e baktığımızda aslında fikir şahaneydi. Uygulamada da epey iyi yol kat ettik. Fakat arızayla da karşılaştığımızı sen söyledin zaten. Şimdi buradan hani yıkılıp mahvolmayacağız. Çünkü önemli olan fikir, o fikri tekrar daha iyi, daha doğru uygulamak için ne lazımsa ona dikkat ederek daha açık bir platformda birbirimizle konuşarak, paslaşarak yerine getireceğiz. Ben bunun için çok heyecanlıyım. Bunun için çok heyecanlıyım çünkü bir tane kıymetlimiz var hayatta. En kıymetli demokrasi. Peki demokrasiyi tarihte şu ana kadar görülmüş en özgür, eşit yaşam biçimine çanak tutan dünya görüşü, ortam diye özetliyoruz. Peki bu demokrasinin, bu kadar kıymetli olan demokrasinin
halk tarafından hissedilmesi, yaşatılması gibi konulara geldiğimizde de bir yandan diyoruz ki bu sadece seçimden seçime olmaz. Bütün bir yaşam biçiminde demokrasinin izleri, içselleştirilmiş mantığı olmalı diyoruz. Ama diğer yandan da gösterge bir tane olacak olsaydı, bu da bir yurttaşın bütün bir işte 3 sene, 4 sene bekledikten sonra aha ben bunu düşünüyorum dediği ve oyunu sandığa attığı anın şeffaflığı. Şeffaflığın diyeyim ki yüceliği, şeffaflığın iyiliği, gerçeğin çıplaklığı ve yol göstericiliği. Yani halk ne istiyorsa milimi milimine onu hayata geçirmemiz lazım. O zaman bizim bu seçimlerde oy kullanış tarzımız, oyların toplanması, sayılması, yansıması neredeyse kutsal denebilecek ciddiyette bir görev diye düşünüyorum. Bu noktada da aslında demin değindiniz. Yani bu seneki çalışmalara görece erken başladık. Önümüzde ciddi bir program var. Bunu adım adım hayata geçireceğiz. Ama bir kaygıdan bahsedeyim önce. Ya biz Akdenizliyiz ya. Yani bizim böyle bir tamam bu iş ben de yapıyorum falan diye bir koşturma, bir tezcan halimiz var. Yani burada biz tüm yurttaşlar olarak, tüm örgütlenmeler olarak biz bu özellikle kendi yaptığımız işe baktığımızda adil seçim platformunun hiçbir şeyi varsaymadan en analitik ve yazılı şekilde görevleri tek tek bölerek an be an hayal ederek ne oluyor orada, şurada şu olursa ne olur, bu ters teperse ne olur gibi çıkabilecek her arızayı diyeyim hayal ederek ve planlı olarak tamamen tüm siyasi partiler, işte işbirliği yaptığımız sivil toplum, bireyler, mahalle, herkes tek amaç şeffaflık. Bunun için çok organize çalışmamız lazım. Varsaymayalım diye sık sık aklımdan geçiriyorum. Evet. Sen sor yoksa ben susmam. Evet. Mesajlarımızı kime iletiyoruz, kimlere iletiyoruz? Hem kurumlar olarak hem bireyler olarak. Mesajlarımızı aslında tüm topluma iletiyoruz. Yani oy verecek herkes. Bunun içinde profesör yüksek Mert beyefendiden işçi Ali'ye kadar herkesin anlayacağı ve hakkını tam eşit olarak hakkını kullanacağı biçimde bence ilk hedef kitlemiz oy verecek kişiler. Ama ben iyilik iyiliği çeker, şeffaflık şeffaflığı çeker diye düşünüyorum. Organizasyonda görev alacak her kişi de bizim hem hedef kitlemiz hem çalışma grubumuz. Dolayısıyla bütün o seçim sandıklarının başında görev alacak gönüllüler bizim neredeyse kalp atışlarımızı hani vücudun her yanına taşıyacak olan kan damarları, can damarları. Onun için bütün gönüllüler dahil, görevliler dahil oy verecek herkes için Türkiye'nin en şeffaf günü yaşanmasını düşünüyoruz. Hedef kitle herkes diyeyim. Evet ve tabii ki burada ana aktörler siyasi partiler. Çünkü seçimlere girecek olanlar, onlar seçimde mücadele edecek olanlar, siyasi partilerimiz. Bu bir siyasi partilere destek çalışması mıdır? Yani orada tam bir tanım oturtmaya çalışırsak ne yapmak istiyoruz? Çünkü her ikiniz de aynı noktayı vurguladınız. Tüm siyasi partiler diyorsunuz. Hatta ben gene bizim 1 Aralık 2021 kamuoyu açıklamasından bir kısa paragraf daha okumak istiyorum. Öncelikle seçmenlerin seçim güvenliğiyle ilgili haklı endişelerini gidermek amacıyla alınması gereken önlemler başlığı altında tüm siyasi partiler, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve sivil inisiyatifler vakit kaybetmeden seçim süreciyle ilgili
çalışmaları başlatmalı ve birlikte nelerin yapılması gerektiğini belirlemelidirler diyoruz. Burada yani aynı zamanda hem siyasi partilere hem sivil topluma önemli bir mesaj iletmek istiyoruz. Öyle anlıyorum. Aynen. Ve yani burada aslında biz sivil toplum olarak en ön planda olan değiliz. Burada asıl oyu kazanacak olan ve Türkiye'yi sen yönet diye emanet edeceğimiz, en kıymetli şeyimizi emanet edeceğimiz siyasi partilerde öncelik ve hani strüktür yapma, biçim, mühendislik önceliği olmalı. O yüzden daha baştan kurulurken demiştik ki biz siyasi partilere destek, kulak, göz, yani böyle hemen arkada hazır kuvvet olacağız demiştik. Burada hiç ego yapmayız. Yani asıl oyunun aktörü belli. Fakat onlarla da iyi haberleşeceğimiz güvenini duyarak biz bu şeyi yaparız. Yani gerektiğinde ne bileyim en küçümsenecek işi bile gururla, onurla yaparız. Hiç öyle bir duygumuz yok. Ama iş ki tek şey yaptığımızı, demokrasi için şeffaf bir seçim ortamı yarattığımızı bilmenin haberleşmesiyle olmalı bu. Onun için birazcık erken bu seçim işleri bana göre yola koşuldu. Türkiye'nin özgün koşullarından dolayı. Türkiye'de böyle çoklu hareketlere de çok alışık değil saha diyeyim. Şimdi burada bir yenilik, yeni bir girişim var, yeni bir istek var herkeste, tüm partilerde. Bu anlamda biraz daha oturduktan sonra biz bu seçim güvenliği platformunun iş akışının daha net olacağına inanıyoruz. Yani biraz daha zamana ihtiyaç var ve zaten istemesek de o zaman var. Bir de şeyi bilmemenin, hani Kasım'da mıdır, Nisan'da mıdır, bu neye bağlı, neye bağlı değil. Birazdan yeni seçim kanunu da konuşuruz zaten. Yani biraz da böyle her şeyi bilmemenin, tam avucunun içinde olmamasının getirdiği bir tedirginlik demeyeyim ama o nasıl döner inatçı iletişimciye? Ben mi tedirgin olacağım? Hayır, ben her şeye hazır olurum. Yani ne olursa olsun onun önlemini alırım gibi bir dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Evet. Önder, hemen sana çalışma gruplarını sormak istiyorum. Yani çünkü adil seçim için seçim güvenliği platformu neler yapacağına ilişkin bir şey belirledi. Çalışma planı belirledi ve çalışma grupları oluşturdu. Bunlar hakkında kısa bir bilgi rica edebilir miyim senden? Hemen vereyim. Şimdi şöyle, siyasi partiler kendi pencerelerinden seçime bakıyorlar. İktidar kendi penceresinden bakıyor. Vatandaş da, yurttaş da kendi penceresinden bakıyor. Yani kendi vermiş olduğu oyun, iradenin sandığa ve politika yansımasını istiyor. Dolayısıyla biz aslında bu daha çok buradan tuttuğumuz için buranın güvenliği ve kalitesini artırmakla yükümlüyüz bir anlamıyla. Bizim aslında temel çalıştığımız birkaç alan var. Bir tanesi siyasi eşitlik raporlaması. Çünkü şu an eşit propaganda hakkı çok ciddi bir tartışma. Ve siyasi eşitlik raporlaması konusunda takip etmeye çalışıyoruz. Bu konuda ilerleme kaydetmek istiyorum. Çok önemli bir tartışma bu dönem için. Seçim kütüklerinin kontrolü çok önemli. Çünkü bu konuda çok fazla şaibe söylem var ve bir düzensizlik var. Asıl sorun şu: Türkiye'de denetleme sisteminin zayıflamasıyla beraber seçim sisteminin denetlenmesine dair şüpheler de yükseldiği için biz o listeleri daha önemli görmeye başladık. Bu da çok önemli bir tartışma. Onun dışında meclis izleme diye bir çalışmamız var. Mecliste bununla ilgili doğrudan ya da dolaylı şeyler. Mesela doğrudan dediğimiz şey geçen ay geçen 4 tane seçim kanunu. Dolaylı dediğimiz şey mesela propaganda hakkı, internet kullanımı falan gibi bizim seçim daha adil olması için kullanacağımız araçları etkileyen şeyler. Bunları da izlemeye çalışıyoruz. Ama bunun dışında birkaç diğer gruplar daha da söz konusu. Ama temel olarak seçim güvenliği platformu bir yurttaş açısından iradesinin sandığa ve oradan da politika yansıması için gerekli olan mekanizmayı kusursuz, eksiksiz, problemsiz hale getirmek için idealde çaba sarf ediyorum. Evet. Çok teşekkürler. Buradan hemen seçim kanunu... İletişim grubundan da bir cümle bahsedelim mi? Tabii. Onu da sen söyler misin lütfen? Evet.
şey diye düşünüyorum, elimizde geniş bir birliktelik yaptığımız taban var. Yani sayılara baktığımızda hani bir keskin tabanı ve gücünden işte halk evine veyahut da işte birlikte olacağımız baroya kadar, yani iletişim bazen o kadar önemli ki kimse ne olduğunu bilmiyor ya da ne yapacağını tam bilmiyor filan. Biz eğer planlı bir şekilde neyi, neden, nasıl şeffaf yapmak istediğimizin komünikasyonunu yaparsak bence hedef kitlemiz çok daha büyüyecek ve öneriler de getirecektir. Onun için olabildiğince medyayı kullanmak, olabildiğince açık havadan tutun işte sosyal medyadan televizyona, gazeteye mümkün olduğu kadar bu seçimi birlikte yaşayalım adım adım istiyoruz kitlelerle. Bunun için bir çalışma grubumuz var. Çok yol aldı mı derseniz henüz değil. Evet. Hemen ben biraz önce sivil toplum kuruluşlarını özetlemiştim. Siyasi partilerden bahsetmiştim. Gözlemci kuruluşlar olarak ve aynı zamanda da iki gözlemci kuruluşu da belirtmiştim. Sivil toplum kuruluşu olarak. Bu yeterli midir ve önümüzdeki dönemde bir genişleme düşünüyor mu platform? Bu soruyu da sana yönlendirmek istiyorum Nesteren. Tamam. Şimdi aslında ilk başlarken ince ince tartıştık. Hem geniş olmayı sever sivil toplum, daha güçlü olur geniş olunca. Ama hem de bu bir program. Yani bunun için dikkatli, birbirinin dediğini tam anlayan, takip eden bir neredeyse teknik grup gibi bir şey oluşturmalıydık, vücut oluşturmalıydık. Dolayısıyla ilk adımda gereken belki demin senin saydığın 10 küsur kadar kuruluşun bir araya gelmesiydi. Aslında kendimizi zor tutuyoruz. Birçok katılımcı var, istekli, gelip bu konuda ben ne yapabilirim diyen örgütler, inisiyatifler, dernekler, vakıflar var. Ama iyi bir aşama beklemeliyiz. Yani bir sonraki aşamada, o zaman şimdi sıra genişlemeye geldi diyebiliriz. Çünkü altyapı oturmuştur, iletişim oturmuştur. Şimdi genişlemek bize sadece artı olarak döner. O günlere doğru gidiyoruz. Evet, Önder, hemen sen bu konunun da uzmanısın. Seni tanıtırken belirtmedim ama parlamento çalışmalarını çok yakından izleyen, yazan, tweetlerini paylaşan bir uzmansın. Ve buradan hemen geçen ay kabul edildiğini belirttiğin seçim kanunu ile ilgili maddeler konusu da bizim son derece önem verdiğimiz ve Mart ayından itibaren, 23 Mart'tan itibaren 3 ayrı kamuoyu duyurusuyla da durumu anlattığımız belgelerimiz var. Bu süreci de kısaca anlatır mısın? Özellikle Cumhur İttifakı'nın parlamentoya teklif olarak getirdiği ve sonuçta da esas itibariyle yani bir iki maddedeki değişiklikler hariç kabul edilen yeni kanun neler getiriyor? Bu bizim bahsettiğimiz ve üzerinde çok sıklıkla durduğumuz seçim güvenliği konusunu kuvvetlendiren tarafı mı var, zayıflatan tarafları mı var? Bu konuda bilgi rica ediyorum. Süper. Bütün tartışmanın aslında odak noktası bu. Çünkü bu seçim sisteminde ne değişti? Bize nasıl etkisi olacak ve bizim içimizi ferahlatacak mı, değişecek, bunu anlamak lazım. Önce biraz kronolojiden bahsedelim. 14 Mart pazartesi günü seçim kanunu teklifi önerildi. İlginçtir, 14 Mart günü meclise açıklama yapıldı ama 14 Mart günü meclise teslim edilmedi. 15 Mart'ta teslim edildi. Ve yaklaşık 15 maddelik ve 4 kanun değiştiren düzenleme ile ilgili biz ilk 23 Mart'ta komisyon toplantısından sonra bir paylaşım yaptık. Sonra 28 Mart'ta bir paylaşım yaptık, bilgilendirme notu, bilgilendirme açıklaması yaptık. En sonunda 5 Nisan'da açıklama yaparak süreci komple izlemeye çalıştık. Şimdi baktığımız zaman seçim kanununda pek çok düzenleme vardı ve iki ana alana bölebiliriz. Bir tanesi mevcut Cumhurbaşkanı'nın 2018 raporunda
20 tane eşitsizlik maddesinin 4 tanesi, 5 tanesi Cumhurbaşkanı'na aitti. Bunları kalıcı hale getirmesi ve bunun dışında da aslında barajlar tartışması çok yapıldı. İttifaklar, barajlar tartışması yapıldı. Bu konuda dezavantajlar sağlayan bir yapı oluşturmaya çalışıldı. Şimdi bu ikisini ikiye bölüyorum. Aslında burada yapılan eşitsizlikler İktidar Partisi'ne yarıyorken olası sonuçlar karşısında bu seçim kanununun işletme etkisi, işletme diyorum, uygulama etkisi Cumhurbaşkanı'na verildi. Şimdi Cumhurbaşkanı hem seçilen hem de seçim kanunu belirleyen kişi oldu. Bu bizim bilmediğimiz sonuçlar doğurmaya muktedir bir durum aslına bakarsanız. Böyle bir resim oluştu ve günün sonunda baktığımız zaman herkesin bunu anlaması çok önemli. Biz aslında Mart ayında başlayan 15 Mart'ta meclise giren düzenleme ile bir milletvekili seçim kanunu değiştirdik. İki siyasi partiler kanunu değiştirdik. Üç seçimin temel yükümlülüğü ve seçmen kütükleri hakkındaki kanunu değiştirdik. Dört mali idarelerle ilgili kanunu değiştirdik. Bu dört kanun değişikliği dediğin bu. Evet, dördü değişti. Bu dördü değişti. Birer ikişer madde, onu karıştırmaya kafamız karışmasın ve bunu geçirmek için mecliste tek bir oturumla 17 saat 33 dakikalık bir komisyon oturumuyla tek bir oturumda geçirdiler. Sonra genel kurulda da toplam 14 saat 52 dakika konuşuldu. Niye söylüyorum? Türkiye'nin seçim sisteminin adilliğini, bizim irademizin ne kadar yansıyacağını belirleyen düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplam 32 saat 28 dakika, yani 1,5 gün bile değil, konuşularak geçti. Şimdi bu resmi anladığımız zaman o kadar önemli bir şey çıkıyor ki, toplam 16 gün içeride kalmış ama net olarak baktığımız zaman 1,5 gün tartışma olmuş. İnsanlar nelerin değiştiğini çok bilmiyorlar. Ve biz burada şöyle bir iş yaptık. Dedik ki bu sürecin şeffaf olması, herkesin bilgiye vakıf olması çok önemli. Bütün elde ettiğimiz bilgileri paylaştık. Seçim meclis oturumlarını izledik. Bütün 500 sayfadan fazla tutanağı inceledik. Ve herkesi bilgilendiren, gerekiyorsa uyaran şeyleri büyük bir soğukkanlılıkla anlatmayı tercih ettik. Çünkü aslına bakarsak siyasetten çok tartışmamız gereken şeyler var. Toplum tartışması gerekiyor. Biz de tartışmalıyız tabii ki. Ama biz bu görevi yerine getirmeye çalıştık. Neden bunları söylüyorum? Çünkü baktığımız zaman seçim sistemini, geçmiş seçim sisteminin adil olmayan yanlarını yasalaştıran, yani adil olmayan yeni bir seçim sistemi geldi. Şu an sistemimiz değişti. Yani şöyle söyleyeyim, seçimin de rejimi değişti aslında. Bunun ne kadar değiştiği ve pratik ne kadar karşılık bulacağı ayrı bir tartışma. Ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çok sık işbirliği yapmamız gerekiyor. 2014'te, 2015'te, 16'daki seçimlerdeki müşahit olarak gözlemlediğimiz hataların hiçbirine yer olmayan inanılmaz kolektif bir irade, bir üst akıl oluşturmamız gereken durum olduğunu düşünüyoruz. Çünkü burada önemli bir nokta var. Partilerimiz ne yazık ki buna yeterince önem göstermedi. Şu an mecliste 14 tane parti var. Bu partinin sadece 6 tanesi, grubu bulunan 5 parti ve bir de tip olmak üzere 6 parti komisyon toplantısına katıldı. 8 tanesi katılmadı. Şimdi bu niye önemli? Herkes kendi seçmenine karşı sorunu olduğu birkaç kanuna bir tanesi bu. Yani örneğin laiklik sosyal demokrat ve sol parti için çok önemlidir. İşte başka şey başka partiler için çok önemlidir. Ama seçim kanunu 14 partinin 14'ünü ilgilendiren bir şey. Bu bizim çok yanlış gördüğümüz bir noktaydı. İkinci bir nokta, getirilen düzenlemeler çok haksız düzenlemelerdi ve bu düzenlemelerde muhalefetin motivasyonunun, ya zaten gidecekler, nasıl olsa bir şey fark etmez edası bizi çok derinden üzdü. Gözlemledik, çok da gözlemledik. Tutanaklarda bunu birkaç kez gördük. Bu da çok önemli bir problemdi. Çünkü şöyle bir sorun var. Adil olmayan bir düzenlemeyle iktidar bu sistemi kazandığı zaman iktidara adil olmayacak. Ama bunu muhalefet kazandığı zaman da adil olmayacak. Biz istiyoruz ki kim kazanırsa kazansın bu seçim adil olsun.
soru işareti doğurmasın gibi bir nokta. Dolayısıyla şu an önemli bir noktadayız. Seçimin rejimi değişti. Bu rejimi çok iyi anlamak zorundayız. Görev edinmemiz gerekiyor. Son olaylardan sonra seçim güvenliği çok tartışılır hale geldi. Evet, ama keşke bu tartışmayı 14 Mart ile 5 Nisan arası yapabilseydi çok daha iyi olabilirdi. 6 Nisan arası, 6 Nisan'da resmi gazete yayınlandı yanlışım yoksa. Bu anlamıyla çok önemli ve değerli bir değişim olduğunu söyleyebilirim. Evet, seçim güvenliği platformu olarak da komisyona katılmak amacıyla girişimde bulunduk ve komisyon üyelerinden bir kısmı bunu komisyonda dile getirdiler. Fakat bu da kabul edilmedi. Tabii ki şimdi senin vermiş olduğun saatlere bakıldığı zaman çok hızlı çalışan bir komisyon, çok hızlı çalışan bir meclis olduğu düşünülebilir. Maalesef ki birçok konu şeyin dışında kaldı, gündemin dışında kaldı. Konuşmalar yapılıp üzerinde tartışma dahi yapılmadan oylamalara geçildi. Bu bakımdan da yani en azından katılımın gerçek anlamda sağlanması ve getirilen eleştirilerin uzun boylu gözden geçirilmesi gibi bir süreçte izlenmedi. Bu son derece önemli. Ve tabii ki önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı'na verilmiş olan yetkilerden hareketle yeni getirilmesi olası olan, ki bunu da belirttin konuşmanın başında, tedbirlerden, önlemlerden, yönetmeliklerden de mutlaka haberdar olmamız lazım. Çok iyi bir izlemeyi gerçekleştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Ve bizim özellikle bu süreçte yani mecliste kanunun tartışıldığı hem komisyon hem de genel kurul toplantılarıyla ilgili üzerinde durduğumuz en önemli noktalardan birisi de Cumhurbaşkanlığı'nın sorumluluğu konusuydu. Buna da kısaca bir açıklama getirmeni rica edebilir miyim? Tabii ki aslında şöyle bir şey. Şimdi 11. Mart, normalde eski seçim kanunu hatırlayacağız. Seçim döneminde belli bakanlara ve başbakana belli yasaklar getirilir. Çünkü seçimin adil olması için. İki tane bakanlık değişir mesela, hatırlayın. Böyle bir durum, süreç vardır. Ve bu son yıllarda suistimal edilmeye başlandı. Dikkate alınmamaya başlandı. Ama normalde adil bir seçim olması için yürütme erkeğinin başındakilerin belli yetkileri kısıtlanır. Başbakan ve birkaç bakandan oluşan. Bu 11. maddeye dokunulmadı ve normalde bütün kanun düzenlemeleri Cumhurbaşkanlığı rejimine uyumlu hale getiriliyor ya. Ama bu madde hariç bütün seçim kanunları düzeltildi. Normalde Cumhurbaşkanı'na belli kısıtlar getirmesi lazım. Çünkü şu an başbakan değil, Cumhurbaşkanı yürütmenin başı. Fakat bu yapılmadı. Bu düzenleme yapılmadı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı hiçbir kısıtlaması olmadan seçim kanunu yürütmekle yükümlü. Eskiden başbakan yükümlüydü ama kısıtlamaları vardı. Bu kısıtlamaları yansıtmadılar. Çok önemli bir, demokrasimiz açısından çok önemli bir problem yaşattılar bize şu an. Evet, anayasa açısından da bir önemli problem olduğuna da dikkat çeken uzmanlar var. Bu da son derece önemli bir nokta. Şimdi eklemek istiyorum Güran bu konuya. Şimdi Cumhurbaşkanı tüm cumhurun başkanı olduğunu düşünürsek eğer, her ne kadar o kanuna dokunulmadıysa da medya kullanımı konusunda kendisinin parti başkanı da olduğu kimliğini kendi de bilerek bence propaganda olanaklarını genel olarak yani seçimi yönetmek anlamında kullanacaktır ve kendi partisi ya da kendi propagandası için kullanmayacaktır diye bir temenni ve güven duyuyorum. Yani böyle bir vicdan gerektirdiğini düşünüyorum bu maddenin. Ya da bu maddeye asılıp bütün Türkiye'nin dikkatini çekip bu maddede bir dikkat noktası falan yaratmak lazım. Ya yoksa burası bir iletişimci olarak benim hani medya kullanmanın ne kadar pahalı ve kıymetli olduğunu bildiğim bir noktada
X partisinin kullanamayacağı bir hakkı Y partisinin kullanmış olmasını sanırım ki hazmetmek zor olur diye düşünüyorum. Evet, hem Cumhurbaşkanı adaylığı hem de parti başkanlığı nedeniyle aynı zamanda devletin imkanlarının da kullanılmaması gerekliliği son derece açık olmasına rağmen bütün bunları sollayacak uygulamalarla karşılaşma ihtimalimiz de var tabii ki. Ben buradan hareketle tespit ediyoruz ki özellikle muhalefet partileri meclise sunulan seçim yasasındaki değişikliklerle birlikte bir harekete geçtiler ve oradan başlayan bir süreç var. Özellikle 6 siyasi partinin bir masa oluşturduklarını biliyoruz ama aynı zamanda seçimle ilgili de bir çalışmalara başladıklarını görüyoruz. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsun ve bu süreçte tespit ettiğin eksiklikler var mı? Aslında şöyle bir şey... Ben bunu önce Nesteren'e sordum, özür dilerim. Lütfen. Sonradan da aynı soruyu sana soracağım. Evet. O zaman Nesteren başlasın. Tamam. Benim işim çok zevkli ya. Önder o kadar titiz, dikkatli ve bilgi dolu ki, odaklı ki bu konuya. Hani... Sırtım sağlam yerde yani. Evet. Ben şöyle düşünüyorum. Başta da söylemeye çalıştım. Altı partinin birlikte hareket etmesi çok alışık olunmayan bir şey Türkiye'de. Onlar kendi rabıtalarını tutturduktan sonra tutturmak üzere olduklarını ve birçok konularda çalıştıklarını biliyoruz zaten. Buradaki iletişim konusu süreci yönetmek, süreci kullanmak, hepimizin bildiği gibi seçim öncesi diye bir dönem var. O süreç tam da o gün var ve sonrası var. Bunların hepsinden sorumlu olmamız gerekiyor. Bu bağlamda da nabız tutmak diyelim. Yani halkın serbestçe, özgürce kendi iradesini kullanması için ortama rahatlık vermek, şeffaflık vermek bizim işimiz. Partilerin işi, bizim de onlara yol açacak çalışmaları yapmamız lazım. Dolayısıyla ben çok düzenli bir çalışmanın adıyla sanıyla, bir de şunu çok iyi biliyorum. Halkla neyi paylaşırsan katılım artıyor. Bunu deneyerek de çok görmüşüz. Biz şunu yaptık, şunu iyi yaptık, şurada biraz sorun var deyince hemen eller uzanıyor. Yani çok şeffaf bir çalışmaya girmek üzere, seferber olmak üzere hazırız. Siyasi partiler mutlaka iyi bilgi verecektir. Vermese de biz o bilgiyi onlarla yakın çalışarak alacağızdır diye düşünüyorum. Son söylediklerinden hareketli bir şey de sormak istiyorum. Çünkü eksiklikler ve hataların da mutlaka yeri geldiğinde ifade edilmesinin son derece önemli olduğunu söylüyorsun. Ama siyasi partilerimize baktığımız zaman, hatta bu çevreyi daha da genişletebiliriz, bir güllük gülistanlık seçim olacakmış izlenimi verme konusunda özel bir çaba görüyorum. Bu konuda düşüncen ne? Yani veya deminki sözlerin bu davranışın yanlışlığını vurgulamak için miydi? Daha açık bir ifade rica ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Demin mesela 14 partinin 6'sının bir karar gününe katılıp da 8'inin katılmaması benim ağzımı açık bırakır. Yani olacak bir şey değildir bu kadar hayati bu konuda. Bu bütün saygımla, sevgimle sisteme olan, tanıdığım liderlere, tanımadığım liderlere, hepsine olan saygımla, sevgimle eleştirilecek bir şeydir. Çatır çatır eleştirilecek bir şeydir. Bunun bir gösterge olmamasını ve bundan sonra da hayat mebat meselesi, ya torunumun hakkı bu, çocuğumun hakkı bu. Yani bu seçimde böyle biraz daha gevşek alınacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Yalnız fark olarak ben Önder'e ve sana göre biraz daha, ben hani şey diye düşünüyorum, o kadar üstüne alınmıyor değil. Yani lay lay long ruh halinde değiller ama nasıl diyeyim, hani Türk Yılmaz,
Türk kuvvetlidir, hani karizmayı çizdirmez bilmem ne mantığından şeydir. Yani bu topraklar diyelim, Türk olsun, Kürt olsun, Akdenizli olsun, yani böyle tam şey etmeden, tam program yapmadan bir dışa gösterme şeyi vardır. Sanki şimdi oralardayız ya, yoksa kıyamıyorum. Yani umarsız, duyarsız davranılabileceğine ihtimal vermiyorum. Zaten de demin kibar olayım diye çalıştım ama eğer bize yeterli bilgi gelmezse kapılarında da yatarım. Evet, çok güzel. Yani. Peki, Önder, aynı soruyu sana soruyorum ve 6 siyasi partinin birlikte olması yeterli mi bu süreçte? Bunu da biraz irdeleyebiliriz herhalde. Hemen biraz evvelki tartışmalı gibi bir veri vermek istiyorum. 24 Haziran seçimlerinde 14 Mayıs 22 Haziran arasında sadece TRT'de Cumhur İttifakı 181 saat çıkmış, Millet İttifakı 21 saat çıkmış, HDP yarım saat çıkmış. Yarım saat, 21 saat, 181 saat. Bu o kadar büyük fark ki TRT Kürt'te de HDP hiç çıkmamış. Cumhur İttifakı 6 saat 20 dakika çıkmış. Yani Hüdapar 1 saat 22 dakika falan çıkmış. Bunlar o kadar önemli şeyler ki. Niye? Çünkü televizyonda görmediğiniz, hiçbir yerde görmediğiniz partilerin otomatikman seçilme şansları kalmıyor ve bunların önemli bir kısmı bu seçim kanunuyla artık standart hal, norm haline geldi. Yasalarla güvence altına alınmış oldu. Bu çok önemli bir şey. Ama soruya gelecek olursak. Şimdi 6 partinin yapması gereken şey, bir, biz zaten geçmiş seçimlerde bu partilerin eksikliklerini fazlaca biliyoruz. Bunların sistemleri çok zayıf ve o yüzden de biz toplum olarak bunları karşılamaya çalışıyoruz. Bunların giderilmesi gerekiyor. Bu ayrı bir tartışma. Bunu bir kenara koyuyorum. İkinci eksiklik, seçim kanunu izlemediler yeterince. Seçmenlerini anlatmadılar. Yani şu an Türkiye'de bir tane parti seçim kanunu seçmenini anlatmış olsaydı ya da partilerin yoldaşlarını anlatmış olsaydı muhteşem bir iş yapardı ve bu işin rengi değişir. Bunu da yapmadılar. Biz zaten bu partileri izliyoruz. İkinci seçim güvenliğiyle ilgili ikinci toplantıyı da yaptılar. Bu konuda bizim açımızdan çok yavaş gidiyorlar. Nesnelerine katılıyorum. Çok fazla bilgi üretmiyorlar. Çok fazla bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmiyorlar, donatmıyorlar. Biz mümkün olduğu kadar donatmaya çalışıyoruz. Verdiğimiz her şeyi benim süzgeçten geçirmeye çalışıyoruz. Şu an 6 partinin yapması gereken şey hızla eksikliklerinin gidermesi gerekiyor. Birincisi. İkincisi de bu seçim meselesi 6 partinin değil, Türkiye'deki 36 partinin, 46 partinin meselesi olarak görülmesi gerekiyor. Çünkü bu bir kişinin kişinin işi değil. Herkesin işi. Biz de zaten seçim meselesini herkesin meselesi yapmak için bu basın açıklamalarını ve bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Evet. Çok teşekkürler arkadaşlar. Son 3 dakikadayız ve bu 3 dakika içinde son mesajlarınızı almak istiyorum. Nesteren, mesajın nedir? Benim mesajım şeffaflık Türkiye'ye iyi gelecek ve tüm iradenin yansıdığı iyi bir seçim geçireceğiz ve mutlu günler bizi bekliyor ama iletişimi sert tutarak ve yurttaşların üstüne düşen görevi de onların da ciddiyetle, yani zaten onun zamanı gelince mutlaka iletişim kampanyasını da yaparız. Hani kararsız neymiş ya, bir tane hayatım var, yani o güne kadar kararsız ol ama o gün kafanı topla, nereye vereceksen ver. Yani yurttaşa da çok görev, geleceğimizin tasarlıyoruz. Yurttaşa da görev düştüğünü, halka da görev düştüğünü söylemek istedim. Evet. Önder? Seçmenler sandığa sahip çıkmalı, seçim dönemine sahip çıkmalı, seçim düzenlemelerine sahip çıkmalı ve partilerine sahip çıkmalı. Keşke partiler sahip çıksaydı, çok farklı olacak. Şunu unutmayalım, eğer sahip çıkmazsak ikinci dalga saldırılar gelecek. İnternet yasakları falan gibi beklediğimiz 3 tane kanun düzenlemesi daha var. Biz bunları da takip ediyoruz. Keşke seçim kanununda yaptığımız hatayı az izlemeyi, izlememeyi yapmasaydık, izleseydik, o kanun geçmeseydi. Ama şu an telafi etme şansınız var. Çünkü Nesli'nin söylediği çok önemli. Bizim yumuşak bir tempoda bilgilendirici, informatif bir kampanya yapabilmemiz için gerginliğimizi almamız lazım. Bu sistem hepimizi çok geriyor. Mevzuat da o kadar belirleyici bir şey ki. O yüzden herkes partisine sahip çıksın. Çünkü bu seçim sistemi eski seçim sisteminden çok farklı. Seçimin rejimi değişti. Bu rejimi geriye çevirmek zorundayız. Biz sadece Türkiye'deki rejimi değil,
seçim sistemindeki rejimde geri kazanmak zorundayız. Benim mesajım sahip çıkmak olacak. Evet, ben de kısaca şunu söyleyebilirim. Her seçimde yerel teşkilatlar, partilerin yerel teşkilatları son derece önemlidir. Fakat son değişikliklerle birlikte o detaya girmedik, süremiz kısıtlı olduğu için, ama yereldeki teşkilatların bir arada çalışması, yani merkezde gerçekleştirilen ortak çalışmaların mutlaka yerel teşkilatlar düzeyinde de yürütülmesi bu seçimde çok önemli hale gelecektir ve bu konuda siyasi partilerin de çok aktif olması gerekir. 6 yetmez. Bütün siyasi partilerin bir araya gelip ortak çalışmalar yapması ve sivil toplumla birleşmesi, sivil toplumun desteğini almaları son derece önemli diye düşünüyorum. Adil Seçim Platformu 2018 deneyinde en önemli olanaklardan birisi, geniş ve büyükçe bir mekanda bir bilişim merkezi oluşturulması son derece yararlı oldu. Süre kısaydı, evet, ama şimdiden oluşturulacak bir merkezde sivil toplumdan da destek alan siyasi partiler birçok olumsuz uygulamayı rahatlıkla değiştirebilirler ve daha nispeten daha adil bir seçim gününü Türkiye'ye yaşatabilirler diye düşünüyorum. Benim de Birhan, bir cümle eklemem. Tabii ki mümkün. Tabii ricam var. Şimdi altılı masa deyip duruyoruz. Bizim yedili masamız var, sekizli. Yani sadece altılı masa için değil, Türkiye'deki tüm siyasi partileri, tüm iradelerin yansıyacağı şeffaf bir seçim olması mutlaka sol sosyalist partilerinde kendi aralarındaki işbirliğini götürüp nasıl seçimde kendilerini halka anlatacaklarsa öyle ifade etmeleri ve bizim eşit olarak herkese destek vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Nesteren Davutoğlu, Önder Algedik, size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, hem verdiğiniz bilgiler için hem de programımıza katıldığınız için. Evet. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Bu programda biz seçim güvenliği konusunu konuşmaya çalıştık ve Adil Seçim için Seçim Güvenliği platformunu tanıtmaya gayret ettik. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.